Merhabalar, Başar Bulut ben. Harita Mühendisler Odası Bursa Şubesi 15. dönem yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda da şube başkanıyım. Biz Demokrat Harita Mühendisleri grubuyuz. 2000 yılından beri yaklaşık işte 22 senedir, 11 dönemdir yönetimdeyiz. Geçmişten aldığımız bir güç var, bir tecrübe var. Bayrak yarışı tarzında biz de zaten teamül gereği, kendi aramızdaki teamül gereği en fazla 3 dönem yapılabiliyor. Benim bu ilk dönemim. Daha öncesinden bu bayrağı bize teslim alıp devreden başkanlarımız var, şube başkanlarımız. Bir yönetim tecrübemiz var. Tabii bu yönetim tecrübesinin, yani daha doğrusu hani böyle kurumsal hafıza derler ya, böyle bir yönetim hafızamız var. Bununla beraber biz her seçim dönemi de tabii yönetim listemizdeki arkadaşlar hepsi birbirinden kıymetli ama böyle kan değişikliği dediğimiz hani 3 kişi, 4 kişi, bazen 5 kişilik değişiklikler oluyor. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi gençlerimiz çok fazla sayıda gelmeye başlayınca gençlere birazcık daha ağırlık veriyoruz yönetimimizde. Onların vizyonları 20 sene öncesi mezun olan bizlerin vizyondan daha farklı. Dünyaya daha farklı bir pencereden bakıyorlar. Ben çok hani bu harflendirmeyle, kategorize etmeye de çok istemiyorum ama bu Z kuşağı dediğimiz 20'li yaşlar çok farklı, kafa yapıları farklı, düşünceleri farklı. Bizim bu klasik yersel haritacılık dediğimiz kavramı da tabii yapmak isteyenler var ama onun dışında vizyonları çok geniş gerçekten. Bizim bir de harita mühendisi artık kabuğunu kırdı. İşte bu pandemideki bizim o COVID haritalarından tutun, onların hepsi coğrafi bilgi sistemleri. Çünkü hangi hasta hangi evdeyse onların adres sistemleriyle beraber o kırmızı haritalar var ya, kırmızının yoğun, turuncunun yoğun olduğu haritalar da harita mühendisleri çiziyor aslında. Oluşturuyor daha doğrusu bilgisayar ortamında. Yani dokunduğunuz her yerde aslında arka planda mutlaka harita mühendisi vardır. Dediğim gibi insanoğlu var olduğu sürece bu yapı, inşaat onlar ayrı ama o kadar farklı alanlarımız var ki. Mesela akıllı şehircilik diye bir alanımız var. Büyükşehir'de ilk defa Türkiye'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kuruldu. Diğer büyükşehirlerden mesela bunu örnek aldılar ve talepler var. Daire Başkanlığı'nın başında da bizim şubemizde de yönetim kurulu üyesi olan şube ikinci başkanımız Cüneyt Bey var mesela. Akıllı kavşaklardan mesela bir örnek vereyim. Yani mesleğimizin nereye geldiği ile ilgili. Akıllı Şehircilik Dairesi ışıklarda sensör koyuyor. Trafik yoğunluğuna göre o ışıkların mesela ne kadar süre yanıp yanmaması gerektiği ile ilgili o trafiği rahatlatan. Altyapıdan tutun, işte atık yönetiminden tutun. Mesela güzel bir proje, yaşlıların tamamının bakıma muhtaç ve işte yanında kimsesi olmayan yaşlara evlerine butonlar konuldu. Onların hepsi tamamı büyükşehirden, bir merkezden yönetiliyor. En ufak bir acil bir durum, gerektiği bir durumda hemen butona bastı. Hani hastanelerde falan var ya böyle yatak başlarında hemşire çağıran. Büyükşehir onların takibini yapıyor. Yine haritacılık işi var, yine akıllı şehircilik var içinde. Çünkü onun konum bilgisini bilmeniz lazım ki acil gitmeniz lazım. Hani bu 112'nin falan ulaşabilmesi için. Yani trafik denetlemeden tutun, aklınıza gelebilecek birçok şey. Mesela kaçak yapı takibi dediğimiz, 3 ayda bir bütün Bursa'yı uçuyoruz insansız aracımızla. Mesela akıllı şehircilik ne yapıyor başka şöyle söyleyeyim. Yani akıllı şehircilik örnek veriyorum çünkü mesleğimizin artık gittiği yer o tarafa, gençlerimizi de biraz o tarafa doğru evirmemiz lazım. Eski tarihi kültürel mirasımız dediğimiz eski yapıları bile sensörlerle takip ediyoruz. Onlar da en ufak böyle bir göçme, konum değişikliği olduğu andan itibaren mesela şey veriyor, alarm veriyor ve herhangi bir müdahale yapmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bile takip ediyor. Yani hiç görmediği insanların ama arka tarafta birçok haritacılık faaliyeti, harita mühendisi faaliyeti devam ediyor. Şu an için söyleyeceğim bunlar. Gençlerimizle ilgili yine aynı şekilde biz 16. dönemde tekrar seçilmemiz durumunda. Özellikle biz bu konularda, tabii klasik yersel haritacılık dediğimiz konulardaki faaliyetlerimiz devam edecek ama ilk kuracağımız birim komisyon ARGE komisyonu. Araştırma ve geliştirme, ARGE ve inovasyon. Artık bu popüler bir kavram, birçok kişi kullanıyor ama hakikaten bu konuda eksiğimiz var. Ben diğer şubeleri de biliyorum, genel merkezde biliyorum. Bu konuda bir eksiğimiz var bizim. Bir de bu dediğim gibi gençlerin çok fazla sayıda gelmesiyle beraber buna mutlaka el atmamız lazım. Mesela üniversitemizde teknopark var, orada 160'a yakın firma var. Onlarla bir araya getireceğiz.
Yani bu şey kavramını, akıllı şehircilik kavramını, işte akıllı OSB diyoruz mesela. Burkay Başkanımızla görüşeceğiz, anlatacağız projelerimizi. Diyeceğiz ki gençlerimiz var pırıl pırıl, böyle böyle işler yapabiliriz. İşte o yine OSB'nin de yine atık yönetiminden, altyapısından, fabrikaların efendim kurulum yerlerinin şeylerine kadar, dizaynlarına kadar tamamını planlamasından tutun her şeyiyle, çünkü özellikle de Teknosab'ı önemsiyoruz. Teknosab'ı şöyle, çünkü teknoloji sanayi bölgesi diye geçiyor ya. Buna diyeceğiz, bu marka değerini ikiye katlayalım, üçe katlayalım. Yani Türkiye'de ilk olsun, belki dünyada ilk olsun. Aynı şekilde dediğim gibi o firmalarla bir araya getirip, çok farklı, hiç yani telefonlardaki bazen böyle kullanmış olduğunuz mobil uygulamaların içerisinde bile harita mühendisliği hizmeti var. Biraz böyle yazılım, ondan sonra mobil uygulamalar, işte dediğim gibi akıllı şehircilik teknolojileri, gençlerimizi bu konuda Ar-Ge bir fikrim var diyecek. Böyle serbest kürsü bir araya getireceğiz. İlk yapacağımız iş o zaten. Bir araya getireceğiz. Böyle beyin fırtınası, neler çıkabilir, nelerin altını doldurabiliriz, neleri sunabiliriz, neleri pazarlayabiliriz. Onları birazcık daha böyle startup dediğimiz tarzda uygulamalarla piyasaya aslında biraz daha kendi, çünkü şöyle söyleyeyim, küçük şeylerden büyük şeyler çıkabiliyor. Dünyada başarı kazanmış insanlara bakıyorsunuz, hep böyle birdenbire böyle asansörle bir yere gelinmemiş, hep böyle basamak basamak gelinmiş ama birkaç sefer girmişler, batmış. Girişimci ruhu dediğimiz girişimcilik de farklı bir şey. Gençlerimize biraz girişimci ruhu kazandırıp kendi projelerini, kendi fikirlerini piyasaya sürebilecekleri ortamlar hazırlayacağız. Özellikle en çok eleyeceğimiz nokta bu. Sonrasında da dediğim gibi zaten odamızın üzerinde artık misyonu dediğimiz normal harita mühendislik hizmetleri, onlarla ilgili kurumsal görüşmeler, yine mevzuatsal işlemlerle ilgili sürecimiz devam edecek. O zaten olmazsa olmazımız, her odanın yapması gereken şey ama yenilikçilik anlamında ne yapabiliriz? Biraz onunla dertleneceğiz. Onun için de özellikle de biraz önce de bahsettiğim gibi ekibimiz çok sağlam, profesyonel bir ekibimiz var. Yani öyle hani lafta sözde kalacak bir ekip değil. Çünkü neden bunu söylüyorum? İddialı olmamızın sebebi şu, başardık çünkü şu an uygulamalar sahada. İşte bu ekibin başında da dediğim gibi Cüneyt Başkanımız zaten devam ediyor. Hem büyükşehirin ayağını sürdürüyor hem de aynı zamanda gençlere vizyon katabilecek. Yurt dışı uygulamaların tamamı takip ediliyor. Neler yapıyorlar? Yurt dışında bu işler nasıl yapılıyor? Onlarla beraber oradaki uygulamaların tamamını inşallah önümüzdeki dönem biz buradaki özellikle de genç meslektaşlarımıza sunacağız. Onların desteği de önemli tabii. Onların desteğiyle bu işi kotaracağız ve götüreceğiz. Bursa'dan çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyoruz. Çünkü hakikaten Bursa kadim bir şehir. Yani geçmişi var, geleceği de var, bir sanayi şehri, çok güzel bir potansiyeli var. Türkiye'nin 4. büyük şehri ama bundan 10 sene, 20 sene sonra ne olacağıyla ilgili de az çok öngörümüz var. Hakikaten baş döndürücü bir hızla da büyüyor. Bu potansiyelinden hak ettiğimiz payı, bu pastadan hak ettiğimiz payı biz harita mühendisleri olarak almak istiyoruz, alacağız da, öyle söyleyeyim.